Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lale Gül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12685, sembol oranı 30000, polarizasyon dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lale Gül TV'yi izlemeleri için Uydu alıcılarını HD olarak yenilemesi gerekmektedir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تومقو ما رابدن شهبار نيست با كريمان كارها دوشوار نيست استعوذ بالله بسم الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع الى ايه من كتاب الله كتبت له حسنه مضاعفه ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامه Çünkü oldur noktayı ba sırrı yezdan göründü bir atından ve cisubhan odur hem bahri rahmetken zirahman bilindi bir atından sırrı deyan gururlardan geçip hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim Hazreti Mevlana Muhammed Celalettin Rumi kattasallahu sırruhul ali Mesnevi şerifine Bişnevin çün şikayet mi konet Ez ceda-i ha hikayet mi konet Beytiyle başlıyor. Bişnev dinle Mesnevi'nin ilk kelimesi ve ilk harf ba harfi. Bütün ilimler ba harfinde toplanmıştır. Ve ba harfindeki ilimler de o altındaki noktadadır. El ilmi nuktatun kesseher al cahilun denmiş. İlim bir noktadır. Cahiller onu arttırdı, çoğalttılar. Bütün ilimden ve ilmin tahsilinden gaye Allah'ı bilmek, Allah'a ulaşmaktır ve insan ilmiyle yükseliyor ve ilmini Allah'ın ilmiyle yükseltiyor. Kişi bildiğiyle amel edecek. Bildiğiyle amel eden insan Allah'ın ona vereceği diğer ilimlere de varis oluyor. Ve böylelikle insan duyduğu, öğrendiği, işittiği ilimlerden istifade edip amel ederek bu arada manevi ilimlere de Allah tarafından ilmi gelen ilimlere de varis oluyor. Şemsi Tebrizi Kutlu Sesi Ruh Hazretleri bir gün Konya'da medreseden içeri girdi. Baktı herkes müzakereyle, talimle uğraşıyor ve birbirlerine Rava fulanun an fulanin falan falandan rivayet etti ki falan falandan dedi ki söyledi ki şöyle rivayet olundu ki gibi sözlerle müzakere ettiklerini görünce o ilim talebelerinin onlara dedi ki Ey talebeler siz ne zaman rava kalbi an rabbi kalbim Rabbimden rivayet ediyor ki diyeceksiniz ya işte ilmi sahibinden almak lazım. Hakiki ilim sahibi, yegane ilim sahibi, her şeyi bilen, insana bilmediğini öğreten Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleridir. Men amile bima alime ve resahullahu ilme malem yalem. Kim bildiğiyle amel ederse Allahu Teala ona bilmediği ilimleri de öğretir. Sen ilim öğrenmeye hevesli olup ve öğrendiklerinde amel etme gayesiyle öğrenirsen, amelini tatbik edersen allah Teala senin ilmini tamamlıyor. İşte her ilimle, her öğrendiğinde, amel ettikçe, her bildiğinde sen Allah'a yaklaştıkça ibadet ederek onunla ...ona uyarak, gereğini yaparak... O allah Teala ve Tekaddes Hazretleri de sana bir bilmediğini öğretiyor. O bilmediğini öğrenip de onunla amel edince... ...bu sefer allah Teala başka bir bilmediğini öğretiyor. Evet, işte Allah'a dostları özellikle kalbi saflaştırarak... ...nefsi terbiye ederek, ilimden hedeflenen şeyin peşine düşerek... Mevla Teala'nın rızasına, sevgisine nail olmak için, ona kullukta, güzel kullukta bulunabilmek için duyduklarıyla, öğrendikleriyle amel etme mücahedesine girmişler ve Allah Teala onları lütfu keremiyle kendi ilmiyle müşerref kılmış, onları bilgi sahibi yapmıştır. Hiçbir Allah dostu cahil değildir. Allah dost edindiği kişiyi asla cahil bırakmaz. Çünkü el alimü Celle Celaluhu. İlim sahibi olan Allah'tır. İlim Allah'ımızın sıfatıdır. Bizde de Allah'ımızın bu, safı, bu sıfatından biraz var. Ve o ilimle işte bu kadar dünya hayatını yaşıyor. Dünya hayatında yapıp ettiklerimizi yapıyor. Öğrendiklerimizi, bildiklerimizi ortaya koyuyoruz. Her şey Allah'tan. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisini bilen, okumaktan gayenin ne olduğunu bilen ve okuduklarıyla, öğrendikleriyle amel eden, amelin de sıf kendi rızası için kılan kullarından eylesin. Evet, ba harfi ne sırlarla dolu bir harftir. O ba harfindeki işte o altındaki nokta işte o ba sır deniyor. Sır noktası. Bağdaki sır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Mevla Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bütün yaratıcı mahlukat için ilk tecelli yapmıştır. İlk mazhar yapmıştır. Mevla Teala'nın sırrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatini anlamak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak, uymak gerekiyor. Ba harfinde bu sırlar insanı çok derin ilimlerin karşısında olduğunu gösteriyor. Çünkü İslam alfabesinin, İslam yazısının her harfinin bu derin manaları olduğunu düşünecek olursak ya bu harflerin bir araya gelmesine oluşan kelimeler, o ilimler, onlarda daha derin ne manalar ne hikmetler vardır. İnsanın e, ilim öğrenmeye, ilmin tamamını elde etmeye ömrü yetmez. Allah Teala'nın öğretmesiyle tamamlamasıyla ancak insanlar ilimde yükseliyorlar. Ya el insanu sırrı ve ene sırruhu. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri hadisi kutsi de buyurdu. El insanu sırrı. İnsan benim sırrımdır. Ve ene sırruhu. Ve ben de insanın sırrıyım. Ya insan ne sırrı taşıyor? allah Teala'nın sırrını taşıyor. İşte bu işte ana hakikat, kaynak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allahu Teala'nın baş aynasıdır. Allah Teala'nın cemalini, nurlarını, güzelliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onun aynasında biz görüyoruz. Ondan yansıyor bütün güzellikler, nurlar, feyizler. Ba harfinde kitaplarda o kadar çok manalar zikrediliyor, şerh ediliyor, anlatılıyor ki. Ba harfinin bir özelliği de şefevi bir harf olması. Arapça şefevi, dudağa ait demek. Dudak harfidir B harfi, ba harfi. Yani dudak ba harfiyle açılıyor. Kendisini dudağın açıldığı bir harftir. Ba harfinden başka bir harfle dudak açılmıyor. Şimdi Buradaki hikmet ne olabilir? İnsanın fıtratında insandan zuhur eden, çıkan ilk harf ba harfi olmuştur. Elest bezmini hatırlayalım. Evet. Elest bezmi Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde bizler tabi Türkçe elbette evet diyoruz ama orada insanlar Arapça konuştu. Ne dedi? Bela, elbette evet. Sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Araf Suresi'nin 172. ayeti kerimesinde bunu bize bildiriyor. Ve iz اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا <laughs> بَلَا شَهِدْنَا allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi o elest ahdinin, o misakın bilgisini o zaman olan, eles bezminde olan durumu konuşmayı bize bildiriyor. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ruhlara hitap etti. Ruhlar onu duydu ve allah Teala'ya cevap verdi. İşte allah Teala'ya verdikleri cevapta insanlardan ilk çıkan harf o bela kelimesinin B harfi olmuştur. Bu Misak ahdi tesirini hala devam ettiren ilahi bir hitaptır. İlahi bu hitabın şu anda mükellefi olarak dünya imtihanında bulunuyoruz. Bu ayeti kerimeyi çok düşünmeli, manalarını çok idrak edip bu dünyadaki gayemizi ve orada verdiğimiz ikrarı düşünmeli, hesabımızın olacağını bilmeliyiz. Verdiğimiz sözün Allah Teala'ya bir ikrarda bulunduk. Allah Teala bizi kendimize şahit tuttu. Nefislerine herkes kendisine şahit oldu. O misak ahdinde, elest bezminde. Evet, sen benim Rabbimsin herkes kendisi için ikrarda bulundu ve Allah herkesi kendine şahit kıldı. Şimdi burada bakın önemli bir durum var. Fıtrat. Fıtrat. Fıtrat nedir? Yaratılıştır. Belli yetkinlik ve yatkınlığa sahip olarak ilk zuhur etme, belirme hali durumu. Fıtrat alemiydi misak ahdi o Allah Teala'nın bizden ahit alması, söz alması, o sözleşme alemi bir fıtrat alemiydi. Fıtrat yani insan ilk defa orada artık Mevla Teala'dan artık gayriyet sahasında ayrılmış ve ortaya çıkmış, konuşmuş oluyor ilk yaratılış. Bakın Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi yoktan var etti. Kün emriyle kün ol demek. Allah Teala'nın ol sözüyle kelimesiyle alemi ilimden, ilim aleminden alemi ervaha geldik. Alemi ervah ruhlar alemi. Allah'ın ilminde idik. Sonra kelime olduk. Sonra ruh olarak alemi ervahta var olduk ve alemi ervahta iken işte misak ahdinde o elest bezminde, elest meclisinde suveri zerrata yani zerre şeklinde, zerre suretinde allah Teala bizimle konuştu bize. Ruhumuza zerre şeklinde temessül ettirerek hitap buyurdu bu temessül ettirdiği ruhlara ve o ruhlar da allah Teala'nın kendilerine verdiği o kabiliyetle yani allah Teala ne yaptı? O ruha hayat verdi, anlayış verdi, duyuş verdi, görüş verdi, konuşma kabiliyeti verdi ve insanlar bu kabiliyet üzere evet dediler. Allah Teala'nın Rabliğini, kendilerinin kulluğunu ikrar ettiler. Bakın burada bir ikilik oldu. Allah var idi ve artık Allah Teala kendi Rabliğini ikrar etsin diye insanı, insan varlığını yarattı ve şimdi insanlar bu verdikleri sözün arkasında durmalılar ahde vefa göstermeliler. E şimdi peki kafirler niye küfrediyor madem Allah'ın Rab olduğunu ikrar ettiği insanlar bu dünyadaki küfür ne, karmaşa ne, ihtilaf ne? Fıtrat alemin özelliğinden kaynaklanıyor bu. Fıtrat alemi küfür, iman alemi değil. Fıtrat alemi kabiliyet alemidir. Fıtrat aleminde küfür yoktur, iman yoktur. Orada sadece işte fıtrat yani yaratılış kabiliyeti vardır. O kabiliyet allah Teala'nın insana verdiği donanım, yüklediği donanım, hayat, semi, basar. Kendi sıfatlarından Mevla Teala anlama, konuşma, görme, işitme ve canlı olabilme kabiliyetleri ve kendi hitabını duymaya, kendi dediklerini yapmaya kabiliyetli bir varlık olarak insanı yarattı. Yaratılış işte bakın hadis-i şerifte ne buyuruldu? Küllü mevludin yuledu alal fıtrati. Her doğan fıtrat üzere doğar buyuruldu. Bu insanın gerçeğidir fıtrat üzere. Yani Mevla Teala'nın sözünü yerine getirebilecek güçte ve kabiliyette, iman kabiliyetinde, amel kabiliyetinde yaratıldı. İnsanın küfrü dünyaya geldikten sonra ortaya çıkan bir meseledir, durumdur. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Bizi verdiğimiz sözde sabit daim kılsın, iman üzere kılsın, ameli salihlerle hayatımızı güzel kulluğuyla donatsın. İşte bu fıtrat alemindeki bu kabiliyetler insanı İslamiyet'e uygun bir yaratılışla dünyaya getirtiyor. Fıtrat alemine, en yakın olunan zaman doğum anıdır. İnsanlar bebekliğinde henüz daha fıtrat alemine yakın kabul ediliyor. O yüzden Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bulu çağına kadar insanları fıtrat aleminde kabul ediyor. O elestü rabbikum aleminin o hitabın, o havanın, o zevkin, o ve, ve yaratılıştaki o insanı, insanın Allah'ı kabullenme ve onun Rab'liğini ikrar etme sözü üzere Mevla Teala, insana bakın dünyaya getirdikten sonra bayağı uzun yıllar bir teklifsiz, ona hiçbir şeyi sorumlu tutmadan, melekler gibi günahsız kabul ederek bir hayat bahşediyor, Blue çağına kadar. İnsanlar tekliften azade, günahsız kabul ediliyor. Bulu çağına girmekle beraber artık Allah'ın emir ve yasaklarına riayet, kulluk vazifeleri ve Allah'ın Rab'liğini kabul ederek artık kendisinin de Allah'ın kulu olduğunun bilincinde Allah'ın emir ve yasaklarına uyması gerekiyor. Ondan sonra artık İnsanın amel defteri sağlı, sollu yazmaya başlıyor kişinin ameline, ihlasına göre. Bakın fıtrat alemine yakınlık. O yüzden insanlar dünya geldikten sonra dış tesirlerin etkisiyle dünya hayatına aldanarak ve yetişme çevre ortamları artık onu nasıl şekillendiriyorsa hayatlarına öyle devam ediyorlar. Bu çok önemli bir meseledir. İnsan fıtratını unutmayacak. Her doğan insan yavrusu İslam fıtratı üzere doğmaktadır. Ve allah Teala onu blu çağına kadar mesul sorumlu tutmuyor. Hala onu fıtrat alemine yakın kabul ediyor. Bu fıtrat alemini bildikten sonra insan fıtratını bozmamaya gayret edecek. Elest bezmi ile ilgili çok önemli konular, manalar vardır. Tasavvufun da çok önemli bir meselesidir dayanağıdır Elest bezmi. O Elest bezminden neler oldu? Oradaki sırlar, manalar neler neler anlatılacak, konuşulacak ne çok şeyler var. Tasavvuf işte insana bu ezeldeki durumunu başlangıcını, başına neler geldiğini hatırlatıyor. Bu hatırlama işine birazdan deneyeceğim. Şunu önce söylemek istiyorum. Şimdi insanların hepsi evet dedi. Evet dedi. Dünyada kafir olacak, inançsız olacak, amel etmeyecek insanlar, Allah'a kulluk etmeyecek insanlar, asi olacak insanlar bile istisnasız. Bütün insanlar orada Evet dediler. Şimdi bunun bir sebebi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varlığıdır. Çünkü allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın toprağını aldığında, onu topraktan yarattığında Adem Aleyhisselam'ın toprağı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin toprağından aldı ve onunla karıştırarak Adem Aleyhisselam'ı yoğurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin toprağından alınan toprak Adem Aleyhisselam'ın o toplu toprağının mayası oldu. Yani Adem Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin toprağıyla mayalandığından dolayı ve bütün insanlar da onun zürriyeti olarak ondan onun sulbünden çıktıkları için her zerre o nebevi mayayı hissetti. O nebevi maya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mayasının sirayeti onları evet demeye mecbur bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daima lebbeyk Allahumme lebbeyk ve bütün müminler de lebbeyk buyur Allah'ım. Allah'ımız bize hitap ettiğinde, seslendiğinde, çağırdığında bütün müminler ne der? Lebbeyk Allah'ım. Senin emrin, senin fermanın her şeyin üstündedir. Buyur Allah'ım. Geldim Allah'ım. Emrindeyim Allah'ım. Lebbeyk ya. Resulullah Efendimizin içinde mayası bulunan insanlar orada evet demekten başka bir şey diyemezlerdi ki her şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e borçluyuz. Muhammed Mustafa'sız hayat yok, hayat olmaz, olmadı. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıtı olduğunu, onun vesilesiyle hidayet bulduğumuzu ve Allah'ın kabulüne mazhar olduğumuzu Hiçbir zaman unutmayalım. Zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanıdır. Bütün insanların hidayeti onun sünnetine, onun dinine uymaktadır. Uymakla olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İşte bakın insanların kalu belada bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tesiri, onun feyziyle herkes evet dedi. Yalnız, bakın işte bişnev, duymak dediğimiz şey. allah Teala neden bişnevle? Dinle, işit, duy diye başladı Hazreti Mevlana. Ya işte orada Mevla Teala'nın hitabını duymak, dinlemek, lezzet almak ve dünya gelince de o lezzetin tadını çıkartıp gereğini yapmak. Şimdi Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Herkes işittiğini ve gördüğünü orada temsil etti. İşitti, evet dedi. Peki orada sadece işitme mi oldu? Allah Teala bakın ayeti keremede bu elest bezminin anlatıldığı Araf suresinde Allah Teala bir işhattan şahitlikten bahsediyor ve eşhedehum ala enfusihim insanları kendilerine şahit kıldık. Onlarda da bela, halu bela Bela dedikten sonra şehitna. Ya Rabbi biz buna şahit olduk. Artık insanlara allah Teala'ya karşı bir hüccetleri ahirette Allah muhafaza eylesin. Cehenneme gitmekten, cehenneme gidenler için bir itiraz, bir kendilerine karşı bir delil, hüccet kalmadı. Ta ezelde bu hüccet insanlara verildi, şahitlik yaptırıldı. Dünyaya gelen insan, allah Teala verdiğin sözü niye tutmuyorsun? Dünyada Allahsız yaşadın, ibadetsiz yaşadın, Muhammed Mustafa'sız yaşadın. E şimdi feryat figan ağlıyorsun. Ya keşke ben dünyada Allah'a ibadet eder bir kul olsaydım. Muhammed Mustafa'ya inansaydım diye İnsanlar pişman olacaklar, ağlayacaklar, feryat figan, iş işten geçmiş olacak. Şu anda yaşayan insan iş işten geçmeden bakın dinleyin, duyun, anlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edin. Kur'an-ı Kerim'i dinleyin, öğrenin. Bunlardan fayda var. Sonraki pişmanlık fayda vermeyecek, zarar ve hüsran olacak. Şimdiki pişmanlık fayda verir. İşte o elest bezminde allah Teala ve Tekaddes Hazretleri müşahede de bulundu. Bakın işhat kelimesi, işhat, şahitlik, şehit, müşahede. Biliyorsunuz müşahede tasavvufun en temel kavramlarından, meselelerinden biri müşahede. Mevla Teala'yı görür gibi olmak, şahitlik etmek, şahitlik görmekle olur. Ya Mevla Teala Hazretleri bu sorusunu sorduğunda herkese de göründü. Ama nasıl göründü? Kimilerine Mevla Teala zatının cemalini gösterdi. Kimilerine sıfatlarının cemalini gösterdi. Kimilerine de mahlukatının güzelliklerini, arayisi mahlukatı gösterdi ve herkes gösterdiğine bakıp gösterilene aşık olup evet dedi. Dünyada Allah dostları işte ta o ezelde Allah Teala'yı görmekle müşerref olan peygamberler ve onlara uyanlar Allah'ın has kulları. Havas kulları, özel kullar, Allah dostları daima bu dünyada da o görmenin hem duymanın Allah-u Teala'nın hitabını duymanın lezzetini hem müşahedenin lezzetini arayıp tekrar o makama, o ruh mertebesine, o hale ulaşmak, yükselmek ve bu dünyanın kaydından kurtulmak için böyle kendilerini ibadete verdiler ilme verdiler, zikre verdiler. Allah dostları hep birbirini buldu, birbiriyle dertleşti. Özel sohbetler yaptılar hep bu konularda. Herkes ezelde gördüğünün peşine takılıyor şimdi. Hazreti Ali Efendimiz dermiş ki, Kerrem Allahu ve ceh velayet şahı. Ben sondan değil, baştan korkuyorum. Herkes akıbetinin ne olacağından korkar değil mi? Acaba sonumuz ne olacak? Şu anda yaşıyoruz. Allah Teala elhamdülillah bu aklımızı, bu imanımızı, bu ibadet üzere, inancımızı yaşamak üzere olan hayatımızı bozmasın. Bizi bu hal üzere sabit eylesin, daim eylesin. Ama insan işte dünya hayatında nefsin hileleri, şeytanın tuzakları, aldatmaları, kötü insanların kendisine baskıları, değişik dış etkenler, iç etkenler insanı yoldan çıkartabilir. Allah korusun yoldan çıkmaktan mağaza. Yani bir insan güzel bir hayat yaşayıp son anda Allah korusun yanlış bir duruma düşebilir. Yaşadığı sürece insan korku ile ümit arasında yaşayacak. Çok kötü bir insanda son anda tövbe eder ve iyi bir hayata niyet ederek, kendisini düzelterek ebedi cenneti kazanabilir. Tövbe kapısı insan ölene kadar, bu can artık gargara haline gelinceye kadar allah Teala insanları kabul ediyor, tövbelerini kabul ediyor. Tövbe ettiğinde de geçmişin ne olursa olsun amel defterinde doldurulacak. Yani o kadar çok amel varken hiç son andaki yapılan tövbede bile Mevla Teala kabul ediyor ve bütün amel defterini ibadet etmiş gibi yazıyor. Yeter ki halis tövbe kıl. Tövbe geçmişi ve gerisini kesip atar. Allah Teala affı mağfiret buyursun. affı mağfiret buyurur diyoruz değil mi? Affu mağfiret nedir? Afta, afta günahların silinmesi var. Allah tövbe eden kulunun günahlarını siliyor o kadarla da kalmıyor. Yapmış olduğu günahları da ibadet etmiş gibi sevap olarak yazıyor ve sayfalarını siyahtan beyaza çeviriyor. Allah-u Teala'nın affı mağfireti işte. allah Teala'mız çok acıyıcıdır, merhamet edicidir. Kullarının kendisine dönmesini her an bekliyor. Şu imtihan dünyasını yaşadıkları müddetçe bu dünyada allah Teala bizi tövbe-i nasuh üzere, salih amel üzere yaşatsın. Ya işte allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin öyle kulları var ki onlar müşahede makamına çıkmışlar Mevla Teala'nın zatını. İşte bu dünyada da Evliyaullah bile mertebe mertebe olmuştur. Allah dostları arasında da mertebe olmuştur ya, çok yüksek mertebelerde olan evliya var. İnsanların ameline, ihlasına, muhabbetine göre sevaplar arttırılıyor, katlanılıyor ve insanın Allah'a yakınlığı arttırılıyor. İnsan bu dünyada Allah'ın derdiyle dertlenmesi gerekiyor. İşte insanın fıtrat aleminde bir kabiliyet üzere olduğunu belirttik. Tabii dünyada da görüldüğü ve aşikar olduğu üzere kabiliyetler farklı farklı. Birisi resim yapabilir. Eliyatkın resim kabiliyeti var. Birisinin ezberi kuvvetlidir, birisinin teknik kabiliyeti fazladır. Her insanın kendine göre değişik bir kabiliyeti oluyor. Ve bu kabiliyeti doğrultusunda kendisini geliştiriyor. Fıtrat aleminde de herkesin kabiliyeti farklı farklı olduğundan işte müşahedeler de o yüzden farklı olmuştur. Farklı olmuştur. Şimdi bu Eles Bezmini allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bize hatırlatıyor. İnsan bunu hatırlayam hatırlayamayabilir. Ya nasıl hatırlayamayabilir? Hatırlamıyoruz. Kim hatırlıyor ki hocam? Allah Allah. İşte bilenden al haberi demişler değil mi? Öncelikle bunu diyeyim. Bilmiyorsan bilenden al haberi. allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Muhammed Mustafa'yı elçisi olarak, konuşan Kur'an olarak, Kur'an'ı açıklayan, tebliğ eden ve bütün emir ve nehilerini insanların bulunmaları istediği hal ve dini elçisi Son peygamberi Muhammed Mustafa ile insanlara tebliğ etti, ettirdi. Orada bize anlatılıyor. Sen hatırlamıyorsun. En insan bak senin geçmişinde, ruhlar alemindeki geçmişinde böyle olmuştur. Elest bezminde bulunmuşsundur. Bulundun. Allah Teala'nın hitabını duydun, ona cevap verdin. Allah ile konuştun. Sen nelere şahit oldun, nelere şahitlik ettin geçmişinde? E dünyaya gelen insan işte ruh bu su ve toprak karışımından halk edilen, yaratılan bedenin kayıtlarına, sebepler alemindeki kayıtlara bağlanınca düşünce ne oldu? Kesafet kazandı. Yani letafetini kaybetti, katılaştı, unuttu, gördüklerine gözü gönlü takıldı ve hatırlıyor olmadı. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri de bizi işte Muhammed Mustafa'sıyla sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor. Bize bildirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçmişimizi. E sen şimdi anne karnındaki geçmişini hatırlıyor musun? Bebekliğini hatırlıyor musun? Annem baban anlatıyor, çevrendekiler anlatıyor sana küçüklüğünü değil mi? Hatırlamadığın daha dünyadayken bu maddi alemde bir geçmişin var. İşte alim-i ervahtaki, ezeldeki geçmişin de sana hatırlatan peygamberin var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Kur'an var. Araf suresinin 172. ayeti kerimesi var. Hatırla artık. He, insan bu maddi kayıtlardan kurtulunca ruhunun kabiliyeti artık serbest ve kuvvetli olursa, nefsinin hakimiyetinden kurtulursan, o ilahi hitabı ve o elest bezmini hatırlarsın. Evet hatırlayanlar var. Şimdi demeyin kim hatırlamış ki? Sen hatırlamıyorsun ama Allah dostlarından hatırlayan var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hatırlıyor. Ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Küntü nebiyen ve adamu beynel ma'i ve tıyn. Ben peygamber idim. Peygamber idim. Ezeldeki peygamberliğini söylüyor. Adem aleyhisselam Su ile çamur arasındayken ben peygamber idim buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O biliyor da Adem Aleyhisselam'ın bedeni yaratılmadan evvel peygamber olduğunu biliyor. Allahu Teala ona bildirdi. Ezelde alemi ervahta onu hem bütün ruhların babası olarak Adem Aleyhisselam bedenlerin insan bedenlerinin maddi ve maddi unsurlarıyla, madde yapısıyla insanların babası, bedenlerimizin babasıdır Adem Aleyhisselam. Ruhumuzun babası, bütün ruhların babası Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ya Cüneyd-i Bağdadi Kuddisesi Ruh Hazretleri seyyid Taife'dir. Tasavvuf ehlinin lisanı dili olmuştur. İlk tasavvufi meseleleri, hakikatleri o yazmış, o anlatmış ve bu hakikatlerin günümüze ulaşmasına öncülük etmiştir. Allah kendisinden razı olsun, fevkat tecelliler ihsan buyurusun Onu rüyada gördüler, vefat ettikten sonra sordular ona, dediler ki, Ey Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Münker Nekil geldiğinde durum nasıl oldu? Nasıl geçti aranızdaki konuşma? Cüneydi Bağdadi Kudüs Esur Hazretleri dedi ki, onlar bana Rabbül İzzet tarafından gönderildi. Gayet heybetli bir şekilde geldiler ve bana Rabbin kim diye sordular. Ben de onlara Şöyle bir baktım diyor. Cineydi Bağdadi Hazretleri. Allah Allah. Şu kabrindeki rahatlığa bak. E dünyada Allah'ın kulu olursan güzel, düzgün yaşarsan kabrinde rahatsın. Melekler karşısında, münker karşısında rahatsın. münker e baktım. Gülümsedim onlara. Dedim ki ben Eles't aleminde Bezmi Eles'te Rabbim bana ben senin Rabbin değil miyim dediğinde ona evet elbette sen benim Rabbimsin dedim. Sultana cevap veren bir kimse şimdi hizmetçisine cevap vermekten çekinir mi? Allah Allah. Size şimdi ben ayet okuyayım. Cüneydi Bağdadi gelen münker nekire ayet okuyor. Ellezî halakani ve yehdîn. Onlara şu ara suresinin ayeti i kerimesiyle cevap vermiş Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Yani Rabbim olan Allah beni yarattı ve beni hidayete iletecek olan odur. <laughs> Münker nekir birbirine bakmış. Bu demiş ilahi hitabın lezzetiyle sarhoş olmuş bu hala aşk muhabbet sarhoşluğu içerisinde deyip gitmişler. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere Evliyaullah Allah hazretleriyle yardım ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varlığı rahmet olmuştur. Rahmeten lil alemindir o. Ona tam manasıyla uyan peygamber efendimizin basiretlerine, zahiri ve manevi ilimlerine varis olan Evliya Allah Hazaratı da bu alemler için rahmettir. Hatırlıyorlar onlar işte bu Allah ile olan sözleşmeyi, insanın Allah'a verdiği sözü hatırlıyorlar. Allah dostlarından hatırlayanlar var, bunu söyleyenler, ortaya koyanlar var. Beyzli İslami Hazretlerine sordular. Sen Allah Teala'ya verdiğin cevabı, Allah Teala'nın sana sorduğu soruyu, elestü bürab büküm sözünü hatırlıyor musun? Hiç diye sormuşlar. Beyza Sultanül Arifin Hazretleri dedi ki, o ahdin üstünden bir gün bile geçmedi ki. Nasıl unuturum? Hiç unutmuyor. Hala Allah Teala ile konuşması üzere. Ve sözü üzere o halle yaşıyor. Allah Allah bunlar büyük makamlar, büyük mü insanlar? Ezeldeki Allah'a Teala ile olan o ahdi, o konuşmayı hatırlamak ne demek? Ama insanda bu fıtrat var. Yeter ki o kabiliyetini, fıtratını İslam'la yükseltsin, geliştirsin. Zaten tasavvuf niye var? Tasavvuf insanı Hazreti insan yapmak için var. Beyistü bistami. E, Zünnûn-i Mısri Kuddüs esir Hazretleri, Evliya Allah'ın ilk tabakasından büyük Allah dostu, ona da sormuşlar. allah Teala ile olan konuşmanı hatırlıyor musun? O da demiş ki, hala kulağımda. Hala o ilahi hitabın lezzeti kulağımda yankılanmakta. Allah Allah. Zünnün-i Mısri Hazretleri şu ifadesi ne büyük bir ifade. İşte o hitabı hatırlayan, o ruh gücüne, o nura kavuşmuş insan, değil mi? Bütün hakikatlerin farkında, bütün hakikatlerin farkında. Aynı zamanda, Evliyaullah'tan Babayı Abriz Hazretleri var. Bakın bunlar çok önemli. Eles bezmini hatırlayanların size, hikayelerini anlatıyorum. Mesnevi de zaten dinle bak bu ney, neleri hikayet etmekte diyor. Daha bu meseleleri çok ele alacağız, etraflıca konuşacağız. Şimdi Abriz Hazretleri var. Bu Abriz Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Kutuse Sür Hazretleri var biliyorsunuz. Silsile-i Ali Nakşibendiye'nin büyük şeyhi, İstanbul'un fethine manevi yardıma gelen büyük Gavs, Ubeydullah Ahrar, Semerkandi, Kutlu Sesi Hazretleri, Semerkant'ta metfun. Rabbim ziyaret etmeyi hepimize nasip eylesin. Ubeydullah Ahrar Hazretlerimizin feyizlerine, nurlarına nail olmayı, onun, onun ilimlerinden de, onun irfanda istifade etmeyi Rabbim bizlere inşallah müyesser eylesin. Ubeydullah anne tarafından dedesi Şeyh Ömer Bağistani Hazretleri var. Büyük bir Allah dostu, büyük bir şeyhtir. Şeyh Ömer Bağistani, kendisi Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin soyundan geliyor. Onun yetiştirdiği büyük sufilerden biri de işte Şeyh Babayı Abrizi Hazretleri'dir. Ab, Farsça su demektir. Hani abdest diyoruz ya Türkçe'de. Abdest. Ab işte su. Ab Farsça su demek. Abriz. de rih'ten dökmek fiili var Farsça'da. Onun kökü ve ismi fail. Abriz suyu döken demektir. Ruzani ab, rizani ab'dan abriz. Buna niye bu lakap verilmiş? Lakabı ve ismi Abriz Baba diye meşhur olmuş bu zat. Bu zatı sormuşlar, efendim size niye Abriz diye, suyu döken diye lakap verilmiş, niye isminiz böyle dendiğinde demiştir ki, allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı Adem Aleyhisselam'ın çamurunu eliyle yoğurduğunda, eliyle yoğurduğunda suyu döken bendim. Allah Allah! Bu nasıl bir makam, bu nasıl büyük bir insan? Ve o anı hatırlatıyor çünkü ona bildirildi. O uyanıklığa, o bilgiye dünyadayken kavuştu. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi hatırlayanlardan, duyanlardan eylesin. İnşallah bu konuyla ilgili diğer hikayelere de, menkıbelere de yer vereceğiz. Bir dahaki derste buluşmak, devam etmek üzere. Allah'a emanet olunuz. İnçunin fermut Mevlana ima kaşifi esrar yi kibriya inne necme estone remle ustane hak Allahu alem bisavab ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin.